Selamünaleyküm. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Ben Zeynep Çakıl, eğitimciyim. Aynı zamanda sosyal hizmet uzmanıyım. Bugünkü oturumumuzda sizlerle hidayeti konuşacağız. Allah'ın bize bir ikramı ve imkanı olan hidayet ne zaman bizimle olur, ne zaman bizden gider? Hidayet bulunur mu, gider mi? Allah tarafından verilen midir, alınan mıdır? Allah kimlere hidayet eder? Bunu Kur'an-ı Kerim'den ve hayattan örneklerle sizlerle paylaşmış olacağım. Kur'an'da hidayet kavramı nasıl geçer? Kur'an'da hidayet kavramı Allah için kullanıldığında hidayeti kabul etmek, insan için yol göstermek, rehberlik almak, rehberlik etmek anlamında geliyor. Hüda ve hed köklerinden geliyor. Kur'an'ın daha ilk sayfasında Bakara suresinin başlangıcında hidayetin kimler için olabileceğini söylüyor. Hüdenlil müttakîn, müttakiler için bu kitap bir hidayet rehberidir, kılavuzdur. Bize Kur'an-ı Kerim, aslında bütün ilahi kitaplar inen, daha önce Kur'an-ı Kerim'den önce inen bütün ilahi kitapların tamamının anlamı, amacı, geliş nedeni insana rehberlik etmek, kılavuzluk etmek, yani onu hidayete erdirmek, hidayet üzere rehberlik ederek bir hayat sürmesini sağlamak. Hidayet ve takva birbiriyle de biraz iç içe geçmiş formlar. İnsan fıtratındaki, özündeki Allah'ın koyduğu iyiliğe göre bir hayat sürdüğünde Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre takvalı bir hayat sürmüş oluyor. Takva da getirip insanı hidayetin kapısına koyuyor. İnsan rehberlik alınca, rehber bulunca vahiyden, rehberlikten gidince mi takvaya erer? Takvalı olunca mı rehberlik, hidayet ona ulaşır? Bu böyle çok da anlaşılmış bir soru değil. Aslında ikisi de aynıdır. Mesela hani Peygamberimiz için söylenir ya, sen ahlak, Kur'an nedir, vahiy nedir bilmezden önce de ahlaklı biriydin. Peygamber ahlaklı, fıtratına uygun, takvalı yaşayan biri olduğu için mi ona vahiy indi? Yoksa vahiy ona ineceği, seçileceği, elçi seçileceği için mi öyleydi? Hayır, o iyi insan olduğu için, sorumlulukların farkında olduğu için, fıtratına uygun yaşayıp toplum içerisinde iyilik üzere bir yolda olduğu için vahide ona, Allah da onu seçti. Aslında biraz seçime sebep olma, tercih etme, iyi insan olmayı tercih etme. Hidayeti de aslında biz tercih ederiz. Bu ikisi birbirine, yani takva sahipleri, takva, iyilik, güzellik, dürüstlük bizi getirip hidayetin kapısının önüne bırakır. Biz ona uygun bir insan oluruz o zaman. Hidayetin böyle bir tarafı var. Kim Allah'a iman ederse Allah da onun kalbine hidayet eder. Bu da ayetlerden bir tanesi. Tabi hidayet bir emek ister, sonuçtur aslında. Hidayete ermek, rehberliğe ermek, kılavuzluğa erişmek, kişinin çabaladığı, iyi insan olarak yaşamak için çabasının sonucudur. Her zaman bakarsınız vahiyle müşerref olmuş insanlar aslında cahiliyesinde de öncesinde de çok güzel insanlar. Toplum içerisinde düzgün insanlar. Çünkü fıtratı yanlış yere konumlandırmış bir insan geldiği yerde de aynı yanlışı sürdürüyor. Çok da düzelmiyor aslında. Yamukluk, yamuk olan orada da yamuk, döndüğünde de. Bunu Peygamberimizin çok yakındaki sahabelerde de görüyoruz. Zaten bazılarını Peygamberimiz yanına isterken, iki Ömer'den birini isterken, aslında Ebu Cehil karakteri de inandığı üzere savaşan, mücadele eden bir tip. Düzgün aslında ama Ebu Leheb öyle değildi. Hazreti Ömer de öyleydi. Dolayısıyla bir emeğimizin, çabamızın sonucu olarak hidayet bize gelir. Piyangodan çıkan bir şey değil. Kişi isterse Allah da onun için hidayeti istiyor. Bunu böyle anlamamız gerekiyor. Hidayet ve takva ilişkisini nasıl anlamalıyız? Takva insanda ancak merhamet olarak yansır, ahlak olarak yansır. Özün, yani fıtratın devreye girmesi, insana yüklü, insan verili doğuyor. Aslında pozitif anlamda çok da sıfırdan doğmuyor. Verili bir öz üzerinden doğuyor. Dolayısıyla takva insanın Allah'ı hesaba katarak yaşama biçimi. Ben bu dünyaya niye geldim, niçin varım, sorumluluklarım nedir sorusunu sürekli kendisine sorarak yaşayan bir aklın ürünü, sonucu diyelim. Maide 2'de diyor ki, iyilik ve takvada yarışın, birbirinizle yarışın bu konuda. Hidayet ve takva birbirinin ayrılmaz ikilisi. Biri yoksa aslında diğeri de yoktur.
Kişide takva yoksa hidayet de olmuyor. Hidayet yoksa takva da olmuyor. Birbirinden ayrılmaz ikili olarak bunları görebiliriz. Takva nasıl hayata yansır? Nasıl takvalı olduğumuz bizim karşı taraftan görülür? Takvalı olmanın ilk işaretleri, kişi her şeyi ölçüp biçerek yaşar. Her şeyde hesap yapar. Neyi yanlış, neyi doğru, hiçbir şeyi nefsine göre, arzularına göre hemen yapmaz. Muhakkak bir ölçüp biçme yapar. Yapılan her şeyden de hesaba çekileceğini bilerek yaşar. Bu takva sahiplerinin özellikleri. Kur'an daha çok sorumlu davranış, sorumlu yaşama gibi ifadelerle de bunu görüyoruz. Takva insanı sosyal hayatında çok erdemli bir bireyi yapar. Biz kendi hayatında, kendi bireysel hayatında, Allah'la ilişkilerinde, ibadetlerine çok düşkün, çok iyi insanların sosyal hayat içerisinde erdemli ve iyi bir birey olmadığını gördüğümüzde ona takvalı demiyoruz. Çünkü ibadetlerimiz, Allah'la olan iletişimimiz bizim Allah'la kendi aramızdaki bir şey. Sonuçta salih amel dediğimiz şeyin toplumsal da bir boyutu var. Eğer bir sosyal hayatın içerisinde sorumlu, duyarlı, merhamet sahibi, erdemli bir birey değilsek takvalı bir birey de kabul edilmez. Kur'an bize takvalı demiyor o zaman. Bizi arkadaşımızdan değerlendiriyor. En yakınımızda kimler varsa, bizi onlar nasıl değerlendiriyorsa Kur'an da bize oradan bakıyor. Oradan bizim ifademizi veriyor. O yüzden birbirinden habersiz yaşayan toplulukların takvalı insan dedik ya, en önemli özelliği merhameti. Merhamet de bizi yardıma götürür, infaka götürür. Kur'an'da 100'den fazla yerde takvadan, 150'den fazla yerde de infaktan bahseder. Aslında çok takva, infak, merhamet çok iç içe kavramlar. Hepsi bir insanda bulunması gereken hasletler. Toplumların birbiriyle oluşturduğu çatışmaların en temelinde birbirlerinden habersiz yaşantıları. Yanı başımızdaki bir topluluk her anlamda mağdur ve mazlum olarak yaşıyorsa, bu taraftaki de ona hiç bir şekilde müdahale etmiyor hayatını iyileştirmek, düzeltmek için. Zaten onların durumu onları da günün sonunda etkiliyor. Bizim ben takvalı mıyım, değil miyim diye kişi kendisine soracaksa, ya da hidayet üzerine miyim, değil miyim? Hidayetin sana gelmesi için senin takvalı olman gerekiyor. Takvanın ölçüsü de yek diğerini düşünebilmek. Merhamet üzerine bir hayat tasavvurumuzun olması gerekir. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz iki kavram olarak düşünelim. Allah kimlere hidayet eder? Allah, biraz önce söyledik zaten Bakara suresindeki o Kur'an-ı Kerim'in yaprağını ilk açtığımızda hüdenlil müttakin deyince aslında cevabını veriyor. Müttakiler için hidayet vardır. Yani siz bir çaba gösterirseniz Allah da size hidayet eder. Allah merhamet sahiplerine hidayet eder, fasıklar topluluğuna hidayet etmez. Bunun gibi ayetlerde böyle hidayeti durduk yerde seçmiyor Allah. Senin sorumlu, güzel, erdemli davranışların sonucunda Allah da sana hidayet ediyor. Takva sahibi olursak, müttaki olursak hidayet de bize edilecektir. Hidayet üzere bir yaşamımız olacaktır. Bu ikisi birbirinin ayrılmaz parçası. Allah dilediğine hidayet eder mesajını nasıl anlamalıyız? Evet, Allah dilediğine hidayet eder. Tabii burada Allah'ın dilemesi için kulun çabası gerekiyor. Kul dilemeden Allah dilemiyor aslında. Kişiye ancak yaptığının çabasının karşılığı vardır gibi ayetleri biliyoruz. Evet, Allah fasıklar topluluğuna, zalimler topluluğuna hidayet etmez. İyilere hidayet eder. Ama burada da etmesinde de etmemesinde de kişinin iradesine bir saygı görüyoruz aslında. Allah isteseydi hidayet üzerine bir topluluğu birleştirirdi. Hepimizi hidayet üzerine birleştirirdi. Ama bunu cebren yapmıyor. Biz istediğimizde bizi o hidayet üzerine birleştiriyor. Bunu istediği halde, Allah hepimizin hidayet üzere olmasını istediği halde bunu cebren insanı alıp da bu yolun içine koymuyor. Bu kişinin dilemesiyle. Kişi diliyor, Allah da diliyor. Ama Allah dileyen, isteyen bir kişi için de Allah kimsenin kalbini mühürlemiyor. Kalpleri mühürlenenler için, onların artık dönemezler, kalpleri mühürlenmiştir sözü, kötülüğü yaşam biçimi haline getirmiş olanlar içindir. Artık imandan sonra hidayete, hidayetten sonra, imandan sonra dalalete düşenler içindir. Gerçeği, iyiliği, güzelliği gördükten sonra, iman ettikten sonra, hakikati bildikten sonra bile isteye, kötülük cephesine geçenler ve kötülük edenlerin kalplerini mühürlemişizdir. Artık dönemezler. Çünkü dönme ihtimalleri yoktur.
Burada kötülük sahibi, kötülüğü yaşam biçimi, kötülüğü ahlak haline getirmişler için Allah'ın da bir cezası olarak onlara kalplerini mühürlemesi olarak Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Ama bu iyilik isteyen birinin kalbinin durduk yerde Allah tarafından mühürlendiği anlamında bir söz çıkmıyor. Burada da iradeye saygı görüyoruz. Yoksa Allah Kur'an-ı Kerim'in bütününe uygun bir söz söylemiş olmayız. Allah Kur'an-ı Kerim'in tümünde insan iradesine saygı duyarak ona yaklaşımda bulunuyor. Hidayet konusu da bunlardan bir tanesi. Dilemeyi vermesi de zaten kişiye hidayete ermesi için bir kapı açmasıdır. Hidayet bir sonuçtur. Yola çıkmaktır. Ama o yola kim çıkarılıyor? O rehberliğe kim layık görülüyor? O rehberlik kime ulaşıyor? Özündeki, içindeki iyiliği ortaya çıkaranlara ulaşıyor. Siz iyilik için ortaya çıktığınızda özünüzdeki merhameti, insani tarafınızı geliştirip yürümeye başladığınızda hidayet yolu sizin önünüze açılıyor ve size rehberler geliyor. Bu yolu nasıl yürüyeceksiniz? Düşmeden, sağa sola sapmadan, şöyle düşünelim, biz böyle arabamıza bindik, her türlü teçhizatımızı kurallara uyduk, haritayı da açtık, yola çıktık. Yoldaki işaretler, levhalar bizi hidayet gibi götürür işte. Vahiy yoldaki, yola düştüğümüzdeki işaretlerdir. Bize yol gösterir. Buradan git, sağdan git, hızlı gitme, şuradan git. Aslında ama yola çıkan sensin önce. Tüm gereklilikleri yaptıktan sonra arabanın tüm bakımını, benzinini, yakıtını, aklını, mantığını hepsini yanına alıp yola düştükten sonra yolda sana rehberlik eden, yol gösteren de Allah'ın ayetleridir, hidayettir, kılavuzluktur, rehberliktir. Allah, Kur'an, peygamber insana nasıl hidayet eder? Evet, belki vahyin hiç ulaşmadığı ama iyilik verden üzere olan topluluklar da vardır ki var, bunları biliyoruz, olmuştur da. Hazreti İbrahim'in bile kendi kendine bir arayışı Kur'an-ı Kerim'de söz konusu. Bence Allah insanı yaratırken, daha dünyaya getirirken böyle programları yükleyerek gönderiyor. Aslında vahiy yüklenmiş, aktive eden rehberler oluyor. O programı, hani bilgisayarda programlar vardır, siz onu kullanmaya başlayacaksınız, aktive etmeniz gerekir, tıklamanız gerekir tabiri caizse, bugünkü jargonla konuşursak. Biz verili olarak doğuyoruz. Fıtrat bozulmazsa çevresel etkilerle, anne babanın etkisiyle, birçok şeyle, eğer iyi bir insan topluluğu içerisindeyse kişi zaten hidayet üzeredir. Programlar yüklü, verili. Gelen rehber, uyarıcı, ayet, lerde yukarıdan inen ayetler, toplumdaki seçilen elçiler de bizdeki o programı sadece aktive ediyorlar ve biz hemen karşılığını buluyoruz. Peygamberimiz o hitabı Mekke'de söylediğinde hemen etrafında nasıl halkalar oluştu, o bir kişiyle başlayan hareket nasıl da karşılığını bulup büyüdü ve milyonlara, binlere ulaştı. Bu bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Eğer insanda ilahi vahyin bir karşılığı olmasaydı bir programı, bunda karşılık bulamazdı. Bizde karşılık bulmayan şey bizde yokturdur. Aslında kötülük bizde karşılık bulmaz. Bizim içimizdeki aslında tohum var, fücur da var, iyilik de var. Kapasite, insan kapasitesi böyle yaratılmış. Fakat büyürken hangi yanımızı sular ve geliştirirsek, fıtratımız da iyiden yana olduğu için aslında insan burada güçlü bir varlık. Allah tarafından da güçlendirilmiş, pozitif anlamda güçlendirilmiş. İyilik tarafından meyilli, her çocuk iyiliği sever. Biz hepimize iyilik, yalan söylemeyi, kötülük yapmayı kimse sevmez. Kötülük yapan bile kendisine kötülük yapılmasını sevmez. O zaman fıtratımızda bu sevilmeyen bir şey olarak koyulmuş zaten. Ama nasıl zaman içinde insan da böyle de bozulabiliyor. Böyle de bir tarafı var. Kur'an-ı Kerim buna da işaret ediyor. Esfele safilin diye bir tarafınız da var. Kendinizi beslemediğinizde, gelen vahiy, güzel mesajlarla, örnekliklerle beslenmediğimizde esfele safilin tarafımızda güçlenip çok kötü bir de yıkıcı da bir mahluka, yaratılmışa dönebiliyoruz. Maalesef ki öyle. Hidayet yolunda engeller nelerdir? Hidayet yolunu kendi fiiliyle kapatır. Kendi rızkını da insan kendisi kapatır. Yani hiçbir zaman Allah'ın insanı alıp da rızkına kapatması, kötülüğe sevk etmesi, günah ve fücur içinde bırakması diye bir şey söz konusu değil. Kişi kendisine gelen rızkı da kendisini kapatabiliyor. İçinde bulunduğu durum aslında insanın böyle bazen feryat figan eder ya, kurban rolündedir, çok çırpınır.
Aslında o içinde bulunduğu durum yokluk içindedir, fakirlik içindedir. Birçok şey, evet insanın başına kendi elinde olmayan şeyler gelebilir ama insan bunu aşacak kapasitededir. Aklıyla, fikriyle, zihniyle. İnsan yanlış insanların içine de düşebilir. Ama fıtratı, özü temiz kalmışsa buradan çıkış her zaman vardır. Ama o durum kendisiyle çok alakalıdır. İnsanın kendisinde suçu kendisinde aradığı zaman, sorumluluğu kendisine yüklediği zaman sorumlu kalması gerek. Kendi sorumluluğunu almayan insanlar önce suçu başkalarına, bundan da çıkış bulamadığında hep yaratıcıya atarlar suçu. Kader böyle oldu, Allah hakkımızda böyle yazılmış, kaderimizde varmış. Bugün binaların altında kalan insanları değerlendirirken onların kaderlerinde varmış diyenler sorumluluk almayan insanlar, almak istemeyen insanlar. Dolayısıyla iyiliğin ve güzelliğin, hidayetin bize gelmesini engelleyen kendimizizdir. İyilik ve hidayet yolunu kişi kendisi de kapatabilir, kendisi de açabilir. Günün sonunda anahtar bizdedir. Bunu bilerek hayatımızı sürdürmemiz gerekir. Teşekkür ederim.